Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hücre bölünmeleri konusunu geçen dersimizi bitirmiştik. Mitoz bölünmeyle ilgili olayları anlattık ve işledik. Son grafiklerini ve tablolarını da anlattık. Şimdi bu dersimizde ise mitoz bölünme temeli olan eşeğsiz üreme çeşitlerine bir göz atacağız birlikte. Arkadaşlar şunu ben bir düzelteyim tekrardan. Şimdi temeli, eşeğsiz üremenin temeli mitoz bölünmeye dayanıyor ve tabii ki burada tek bir ata bulunuyor. Yani ne demektir ata? Yani anne baba gibi ya da eşeği gibi ya da farklı cinsiyetin iki bireyin evladı olması gibi durumlar söz konusu değil. Burada bir tane ata var ve bu bölünme meydana getirdikten sonra mitoz bölünme esasından sonra da burada arkadaşlar iki tane yavru oluşacak ve birbirinin aynısı olacak. Dolayısıyla genetik çeşitlilik olmayacak. Tabii ki burada ne yapacağız? Mutasyon hariç diyeceğiz. Eğer sorularda bize kesinlikle derse o zaman mutasyonu devreye sokacaksın. Eğer olabilir olamaz normal şartları konuşuyorsak eşeğsiz üremede arkadaşlar çeşitlilik görülmez net diyebiliriz ama mutasyon hariç olmasını lütfen unutmayın. Hali hazırda bir yerde dursun bilginiz. Birey sayısı artışı oldukça hızlı ve tabii ki kısa sürede hemen bölünebiliyor. Genelde bu nasıl anlatılır? Geometrik dizi şeklinde yani ikinin katları şeklinde bir hücre bir mitozdan sonra iki hücre oldu. İkisi mitoz geçirse 4 hücre 8, 16, 32 bu şekilde ikinin katları şeklinde devam edecek arkadaşlar. Bu üremede sperm yumurta oluşumu ile döllenme gibi olaylar olmaz. Yani sperm ve yumurta demek aslında gamet ya da üreme hücresi demek ya da bu yapılar arkadaşlar neyse üreme hücresi diyelim ya da gamet diyelim. Bunlar meyozla meydana gelir. Dolayısıyla eşeğsiz üremede böyle bir şey olmaz. Yine bunlar yarım kromozom olduğu için döllenme ile ikisi bir araya gelmesi lazım. Çiftleşme ya da döllenme olması lazım ki tam bir kromozom olsun. Çünkü şöyle diyelim mesela insanda sperm 23 kromozom sağlıklı olan bireylerde yumurtada 23 kromozom ama döllenme olursa 46 kromozom. Dolayısıyla herkes sperm ve yumurtaları yarıya düşürüp döllenmeyle bir araya geldiği için 46 iki katına çıkınca tür içerisindeki kromozom sayımızı biz sabit kılıyoruz. Ancak bunlar meyoz bölünmeyle oluyor. Bizim eşeğsiz üremenin temeli mitoz olduğundan dolayı biz bunu şey almayız, dikkate almayız. Dezavantajı nedir? Değişen çevre şartlarına karşı bir çeşitlilik olmadığından dolayı arkadaşlar burada dayanıksız bireyler oluyor arkadaşlar. Yani daha hızlı bir şekilde etkileniyorlar, kötü etkileniyorlar. Zaten sayıca çok olduklarından dolayı türleri yok olmuyor. Nota bakalım. Bazı canlılarda hem eşeğsiz hem de eşeğli üreme görünebiliyor. Mesela bal arılarında arkadaşlar bu şekilde partenogenez var. Bazı durumlarda eşeğli, bazı durumlarda eşeğsiz üreme görünebiliyor. Dolayısıyla partenogenez konusunu eşeğli üremede anlatan var, eşeğsiz üremede anlatan var. Biz bunu 5'te alacağız. 5. madde olarak eşeğsiz üreme çeşitlerinde ele alacağız. Çünkü çok önemli bir istisnadır. Biyolojide istisnalar önemlidir. İstisnai durumlara eğer hakim olabilirseniz o zaman sorularda kesinlik, netlik anlamında eleyici olacak ve bilinçli olacaksınızdır. Bakalım eşeğsiz üreme çeşitlerine. Bir, bölünerek üreme arkadaşlar. İki, tomurcuklanma. Üç, sporla üreme. Dört, rejenerasyon ile üreme. Tabi burada rejenerasyonla onarılma var. Bunun tabii ki ayrımını yapacağız. Biz üremeden bahsediyoruz. Çünkü burada da yine üremeden bahsediyoruz. Partenogenez bal arılarında ve birçok canlıda görülüyor. Bunları anlatacağım. Hem eşeğli hem eşeğsiz üreme olduğunu ve önlem koymuşum. Önemli olduğunu unutmayın. Bir de vejetatif üreme çeşitleri var ki bu da bitkilerde oluyor ama çok fazla çeşitliliği var. Hadi birlikte tanıyalım bakalım. İlki bölünerek üreme arkadaşlar. Eşeğsiz üremenin en basit ve en yaygın hali bölünerek üreme. Bakteriler, arkeobakteriler, amip ögnına paramezum gibi tek hücrelilerdi arkadaşlar. Adam zaten tek hücreli. Bölündüğü zaman iki tane yavru hücre olacaktır. Dolayısıyla onlar da tek hücreli ama sayıca da artmış olacak. Bölünme sonucunda her zaman iki tane hücre oluşacak arkadaşlar. Bu hücrelerin tabii ki DNA'ları yani kalıtsal yapıları birbirinin aynısı ve organellerin çeşitleri aynı arkadaşlar. Bakın sayılar farklı olabilir. Şöyle anlatayım.
Mesela diyelim ki bir hücre ikiye ayrılacak. Bir tarafa 100 tane ribozom, bir tarafa 50 tane ribozom ayrılır. Ama ribozom çeşit anlamında çeşit tek. İki tarafa da ribozom ayrılmış. İki tarafta da mitokondri var. Ama mitokondri birine 5, birine 10 geçmiş olabilir. Sitoplazma miktarı değişik olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar çok önemli değil. Sitoplazma miktarı ve organel sayısı tabii bakın dediğim gibi birbirinden farklı olabilir. Bir tane hücre uzadı, büyüdü ve hemen bölününce iki tane hücre meydana geldi. Yine burada bir amip hücresini görüyorsunuz. Ana hücre ne demiştik? Tek bir ata olacak. Amip gitgide bakın büyüdü burada. Biraz daha uzadı, uzadı ve buradan koptu. Kopunca iki tane yavru. Yine burada öglenaya bakalım. Öglena boyuna bölünür arkadaşlar. Unutmayın bunu. İki tane kamçılı oldu ve kamçılar birbirinden ayrıldı. İki tane yavru oldu. Yine burada paramezyum diğer adıyla da terliksi hayvan arkadaşlar. Burada da yine paramezyum enine bir bölünme yaşadı ve burada iki tane yavru hücre oldu. Sonuçta bunlar çok hızlı bir şekilde ürerler. Amip, öglena ve paramezyum sitoplazma bölünmesi yönü farklılık gösterebilir. Öglena boyuna, paramezyum enine, amip her yönde bölünme yaşayabilir. Bunu da bilin isterim. Çünkü bazen sorularda 9. sınıf seviyesinde sorabiliyorlar ama 12 ve TYT hayatı durumunda böyle bir şey söz konusu değil. Tomurcuklanma ile üreme arkadaşlar. Burada da bir ana canlı var. Bu ana canlının vücudunda bir çıkıntı oluşuyor ve bu çıkıntıların gitgide büyümesi, gelişmesi sonucunda tomurcuk adı verilen bir özellik var. Daha sonra bu tomurcuk ayrılıyor ve ana birey meydana geliyor. Tabii ki mitoz kökenli olduğundan dolayı burada arkadaşlar ana birey de canlıların, yavru canlıların kalıtsal özellikleri birbirinin aynısı oluyor. Tabii ki koloni de oluşturabilirler bunlar. Mesela bakın burada ana hücre var. Ana hücremizi gösterdik bu. Ve bunun arkadaşlar üzerinde bakın bir parça tomurcuk oluşmuş. Tomurcuk gitgide büyüyor. Bir koloni oluşturabilir burada gördüğünüz gibi. Ya da ayrılıp birey olarak bağımsız olarak da yaşayabilir. Dolayısıyla bu da tomurcuklanma ile üremeye örnek. Bir mayası mesela bizim bu evlerde kullandığımız hamur mayası olarak kullanılır. Bakın maya, tamam mı? Toz maya ya da kuru maya, yaş maya fark etmez. Maya, bir mayası. Bunlar da bazı protista üyelerinde işte ciğer otları mesela bakın bitkilerde ciğer otlarında işte sünger sölenter gibi hayvan gruplarında yani hidra, deniz anası, mercanlar bu gruplarda arkadaşlar görülüyor ve gördüğünüz gibi hidra örneği var burada. Hidra'da yine büyüme olayı meydana gelmiş. Yine burada bakın mercan resifleri çok güzel bir şekilde görülüyor ve tabii ki burada da yine mercanlar var arkadaşlar. Pardon, şuradaki burası sünger arkadaşlar, burası mercan. Yanlış söyledim. Durum bu şekilde. Ancak hepsi üreyebilir. Yani hayvan gruplarında da var, bitki gruplarında da var. Tek hücreliler gruplarında da var. Sporla üremeye bakalım. Sporlar arkadaşlar bizim gözle görülemeyen ancak çevresel şartlara karşı dayanıklı olan uygun ortamlarda çimlenebilen üreme hücreleridir. Yani tıpkı sperm ve yumurta gibi o da bir üreme hücresi. Yine kromozom sayısı yarım yani haploid en kromozomlu. Sporların etrafı kalın ve sağlam dayanıklı bir örtüyle kaplı arkadaşlar. Döllenme olmasına gerek yok. Sporlar bir yere çöktükten sonra uygun sıcaklık ve nemlilikte üremeye başlayacak. Mantarlarda protista aleminden mesela plazmodyum bu spor üremeyi yapıyor. Ve alplerde ve bütün çiçeksiz bitkilerde, eğrel otları, karayosunları hepsinde arkadaşlar ilkel olan bitkilerde sporla üreme var. Sporlar nasıl taşınır? Rüzgar olur, yağmur olur, böcek olur, diğer araçlarla olur, taşınabilir ve çevreye yayılır. Mesela burada en bariz spor deyince aklınıza mantar sporları gelsin. Mesela küflenmiş bir ekmeği aldığın zaman üzeri pamukçuk pamukçuk olmuştur. Sen o ekmeğe dokunduğun anda bile hafif bir hava sirkülasyonuyla buradaki spor keseleri patlar ve diğer ekmeğin üzerine de çöker ve dolayısıyla onlar da bir zaman sonra ne yapması lazım arkadaşlar? Küflenmesi olduğu bir gerçek. Yani öbürleri de küflendirecektir. Peki bu durumda neler olacak? Küflenmeyi geciktirmeniz için mesela diyelim ki bir domates bitkisi küflendi. O zaman diğerlerini yıkayıp kurutmanız lazım. Çünkü uygun şartlarda nemlik durumunda ve sıcaklık durumunda onları da çürütecektir. Mantar örneği. Mesela burada bir eğrelti otu örneğini verdik. Eğrelti otunun sporları gördüğünüz gibi arkadaşlar altında böyle yaprağın altında benek benek. Mikroskobik anlamda baktığımız zaman ise arkadaşlar
Burada bakın spor kesesi kaplanmış halde. Sporlar burada mikroskobik anlamda gözle görülmeyen yapılar. Dolayısıyla biz onu çok da fazla anlamayız. Lakin bunlar bazı astım hastalarında ya da nefes darlığı hastalarında akciğer alveollerine yaklaşaraktan bu durumda arkadaşlar ne yapıyor? Burada bir enfeksiyon ya da burada bir rahatsızlık da oluşturabiliyor. Notumuza bakalım. Sporla üreyen tür 2N kromozomlu ise spor meiyoz ile oluşuyor arkadaşlar. Örneğin karayosunları, eritrositler, plazmodyum. Peki N kromozomlu sporsa o zaman kendini koklayacak mitoz bölünmeyle oluşacak. Mesela alplerde ve mantarlarda da bu şekilde. Bu not TET öğrencilerimiz için çok daha önemli bir not olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi rejenerasyon ile üremeye baktığımızda bir canlıdan kopan bir parça eksik olan kısımlarını tamamlayacak ve yeni bir bireyi meydana getirecek. Eğer yeni bir bireyi meydana getirmiyorsa mesela kertenkelenin kopan kuyruk yeni bir kertenkele oluşturmaz değil mi? Dolayısıyla bu bir eşeğili üreme de eşeğisiz üreme değildir. Yani rejenerasyonla onarılmadır. İşte bunu lütfen unutmayın. Burası çok önemli. Rejenerasyonla onarılmayla rejenerasyonla üreme bu ikisini keskin ayırın. Her kopan parça ana bireyi oluşturacak, kopyası olacak. Mesela süngerlerde, yassı solucanlardan, planaryada ve bazı deniz yıldızı türlerinde halkalı solucanlarda bu var. Ama diğer örneklerde yok. Bu olayda yeni bir canlı oluşmaz diye en son notumuzda tamamlamış olalım. Bakın buraya bir planarya. Bu planaryayı ben 3 parçaya böldüm. Her bir parçası yeni bir birey meydana getirdi. Deniz yıldızı da yine böyle. Bak buradan bir parça kol koptu ama o kol da yine yeni bir birey meydana getirdi. Dolayısıyla üremede canlı sayısı olması lazım. Gelelim partenogeneze. Döllenmemiş bir yumurtanın. Bak çok enteresan. Burası arkadaşlar önemli bir mevzu. Döllenmemiş bir yumurta nasıl olur da ana bir canlıyı meydana getirir? Evet, bu çok önemli arkadaşlar. Partenogenez olayı bazı omurgasız ve omurgalı hayvan türlerinde görülebiliyor. Arılarda biz işleyeceğiz. O yüzden koyu renkli yazdım. Yaprak bitleri, su pireleri, işte bazı karıncalar, bazı kelebekler, bazı çekirge türlerinde görülebilmekte arkadaşlar. Bunlara bakacağız tabii ki. Örneklerini de vermiş oldum resim olarak. Omurgalılarda ise mesela balık, kurbağa, sürüngen, kertenkele işte grupları ve kuş türlerinde de bu partenogenez olayı görülmekte. İnanılır gibi değil aslında çok farklı çeşitlilikte bu görülüyor. Ama biz normalde ne biliriz? Yumurta döllenmeden birey oluşmaz diyebiliriz. Erkek bal arılarında doğal partenogenezle oluşuyor. Erkek bal arılarının kendisi. Bu şekilde arkadaşlar N kromozomlu döllenmemiş bir yumurta N kromozomlu erkeği oluşturuyor. Hocam peki erkek N kromozomluysa spermini nasıl oluşturacak? O da mitoz oluşturacak. Bakın normalde biz hep sperm oluşumunu da meiyoz gibi hatırlardık ama öyle bir durum yok. Döllenmemiş ipek böceği yumurtaları fırçalandığı zaman deneysel partenogenez. Dolayısıyla buralarda yeni bireyler oluşabiliyor. Şimdi demek ki doğal partenogenez ya da deneysel partenogenez olabilir. Burada bunu bilmemiz çok önemli değil ama hani ayrım olarak karşımıza çıkarsa bu şekilde bilin. Şimdi bal arılarında partenogeneze bakacağız. Bal arılarının özellikleri neler? Şimdi 3 tane grup var. Kraliçeler ya da dişiler hiç fark etmez. Dişi grupların hepsi arkadaşlar üremeye katılır ve 2N kromozomlu olduğunu biliriz. Ve dişiler de dişlerin hepsi aslında ikişer kromozomlu. Ancak burada 2N kromozomlu işçiler şöyle diyelim. Kraliçe üretken, diğer dişiler işçi olarak adlandırılıyor. Özelliklerini aslında yazdım. İkisi de dişi, ikisi de 2N kromozomlu. Ancak sadece kraliçe üremeye katılır, dişiler katılmaz. Çünkü dişiler kısır hücrelerdir. Erkekler ise yine üremeden sorumlu ve N kromozomlu olduğunu bilin. İşçi arılar ne yapar? Bal üretir, polen toplar, peteği örer, işte koruma, savunma, besleme falan bunlara bakar. Kraliçe ise normal döllenme işleminde yavruları oluşturacak erkeklerle beraber çiftleşecek. Oluşan gametler birleşecek ve daha sonra döllenmeyle iken yani döllenmeyle oluşan bütün hücreler dişi bireyi oluşturacak arkadaşlar. Daha sonra beslenmeye bağlı dişilerde ikiye ayrılıyor. Bu yavrular eğer bal ve polenle beslersen kısır kalır, işçi olur ki çok fazladır sayıları. Süt ile beslersen, arı sütü ile beslersen kraliçe olur. Döllenme olmamış yumurtalar
mitozla gelişirse bunlar da erkek arı olur. İşte zaten partenogenez burası. Bu tablo çok önemli. Bunu arkadaşlar tabloyu defterinize yazın, not alın. Bu önemli. Bakın buraya kraliçe 2N mayoz geçirdi. N kromozomlu yumurta. Tabii ki N yumurtasıyla N kromozomlu sperm döllenecek. Ve burada dişi arılar olacak. Hepsi dişi. Ancak sen özel beslersen kraliçeyi var edersin. Normal polenle beslersen işçi ve kısır tabii kısır kalacaktır. Burada döllenmemiş yumurtalar, partenogenezli olanlar mitozla erkek arılar üretir. Erkek arı zaten en olduğu için mitoz bölünmeyle oluşturulur. Peki burada en önemlileri neler? En önemlileri şu. Döllenme olmadan bir birey oluşturuyorsun ve mayoz olmadan sperm oluşturuyorsun. Bu iki kırmızı, iki üç kırmızı yer oldukça önemli arkadaşlar. Burasını iyi bilin. Vejetatif üreme çeşitlerine baktığımız zaman da bitkilerde olacak arkadaşlar. Biz bildiğimiz şeyler aslında bunlar. Dal, yaprak gibi parçaların büyümesiyle gerçekleşiyor. Yeni bitkiler üretiyor. Zirai çalışmalarda bunlar oldukça kullanışlı. Bir kere üretimi hedeflenen bitkinin kalsal özelliklerini korumaya yönelik ya da tohumda üretimi zor bitki varsa rahat üretebiliyorsun. Bitkilerin üretim hızını artırabiliyorsun ya da nesli tükenmek olan bitkileri hızlı bir şekilde üretebiliyorsun. Tohum oluşturamayan bitkilerin de yine üretiminde görev alıyoruz. İlki çelikle üreme arkadaşlar. Bitkilerin dal, kök, yapraklarından alıyorsun bir parça, dikiyorsun toprağa ve tekrardan yeşillendiriyorsun. Bunu annelerimiz çok güzel yaparlar. Komşudan bir parça dal alırlar. O dalı suyu içinde günlerce bekletirler. Yani bu şekilde yan kökler çıkar ve tekrar toprağa dikersen büyütürsün. Yumru gövde, bu da yine patates bitkisinde, yer elması bitkisinde var. Şurayı mesela şöyle kesip dikersen arkadaşım tekrardan patates bitkisi elde edebilirsin. Üçüncüsü soğanla üreme. Bu da arkadaşlar tek çelikli bitkiler bu yolla ürüyor. Yine gövde uzantılarına soğan deniliyor. Soğan, sarımsak, nergis, çiğdem gibi bitkiler de burada ele alınabilir arkadaşlar. Yeni soğanlar oluşunca bunları dikince yine büyüyor. Sürünücü gövde arkadaşlar, bakın burada sürünücü gövde dediğim olay şurası, görüyorsunuz burada ana bir bitki var, buradan uzatıyor ve değdiği yerde tekrardan yeni bir bitki meydana geliyor. Bu da yine çilek, böğürtlen, nane gibi yapraklarda, çiçeklerde, bitkilerde var. Aşılamayı bilin, o önemli. Normalde bir ağaç bitkisi var, bitkiye bir çentik açıyorsun ve bunu buraya yerleştiriyorsun. Bağladıktan sonra da bu tutuyor. Tabii ki arkadaşlar aşıladığın şey neyse o meyve verecektir. Unutmayın. Mesela aşağıdaki resimdeki örnekte erik ağacını kesip kiraz dalı aşılamışsam kiraz meyvesi verecektir. Doku kültürüyle üretme ise arkadaşlar, bu da laboratuvar ortamında yetiştirme. Sen bir hücrenin bir parça dokusunu alırsın. Dokusunu bir besi ortamında birazcık birkaç zaman bekletip bir hücre kümesi haline getirirsin. Farklılaşmamış olan bu hücre kümesine kallus denir. İşte bak bu önemli. Farklılaşmamış. Kallus daha sonra hormonların etkisiyle, besi ortamında hormonlar var. Mikropları öldürücü bazı durumlar var. Yani aseptik, tertemiz koşul olması lazım. Ve tabii bitki ihtiyaçları olması lazım. Bakın burada işte çiçek, yaprak, bitki bilmem ne, sürgün ve kök sistemleri oluşunca bunu dikersin ve bu şekilde arkadaşlar meydana getirdiği şey tekrardan yeni bir bitki olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de mayoz ve eşeğili üremeden devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.